6 Ağustos 2022. Selam arkadaşlar. Kazlıçeşme'deyim. 2 gün önce yanan Kazlıçeşme Rum Hastanesi'ni göstereceğim. Arkadaşlar lütfen abone olup yorum beğen yaparsanız, beni takip ederseniz, videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Kalın sağlıkla. Evet arkadaşlar, tarihi Rum Hastanesi. Şöyle yakına alayım. Çatısı yanmış arkadaşlar. Evet, çatıda komple problem yenilenmesi lazım. Dıştan göründüğü kadar binada taş olarak aşağıdaki şeylerde problem yok ama içerilerinde ne olduğunu bilmiyoruz. Evet, çatı komple yanmış. Burası hastaneler bölgesi. Biraz ileride Süleymaniye Doğum Evi var. Şu gördüğünüz üzere orada bir şey yok. Gene solda Supi Ermeni Hastanesi var. Birazdan göstereceğim. Orada da problem yok. Allah'a şükür. Evet. Arkadaşlar içeride hasar büyük gerçekten. Şöyle buradan daha net gözüküyor. Evet, şöyle tam karşı cepheye geldim. Balıkkırım Hastanesi'nde çıkan yangın. Aşırı rüzgar da var. Evet, içeride çok büyük hasar var. Komple çökmüş aşağı. İçeriler kullanılamaz halde. Evet, gerçekten Balıkkırım Hastanesi'nin tabii başka yandaki binalar arkaya doğru 1 kilometre gidiyor. Bu evet görüyorsunuz bu yan bina bitişik. Orayı da göstereyim size arkadaşlar bakın. Bu da başka yandaki ek binalar. Orada da evet içeride çatı komple içeri çökmüş. Üst katlar kullanılamaz halde. Çatı diye bir şey kalmadı zaten. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar çok kötü gerçekten. Rum Hastanesi'nin bu arka bölümü. Ön bölümden girişten eğer müsaade edebilirsek içerilerin çekimi için ama zor ihtimal gene de bir şansımız deneyeceğiz. Evet Rum Balıklı Hastanesi'nin zarar çok büyük. Üst katlar tamamen çatının molozlarıyla dolu ve kullanılmaz halde. Umarız en kısa zamanda bu tarihi Rum Hastanesi eski günlerine eski hizmet vermeye, eski günlerdeki gibi hizmet vermeye devam eder. Biraz şöyle yürüyelim arkadaşlar. Bu da hastanenin arsası. Evet, hastanenin arsası. Bunların malı çok İstanbul'da. İnsanın aklına sabotaj da geliyor. Bu kadar büyük yangın hastanede. Yangın sistemi yok mu? Yangın söndürücü yok mu? Komple bütün hastanenin onlarca çatı yanıyor arkadaşlar. Ve söndürülemiyor. Oradan oraya, oradan oraya. Onlarca çatı, onlarca ek bina nasıl yanıyor bir anda? İtfaiye de 3 metre 3 dakikalık. Tabi bu soruşturma aşamasında Bakırköy Başsavcılığı soruşturuyor. Oradaki raporlara göre ama olan olmuş. Bu kadar büyük yangın yani ikinci binaya, üçüncü binaya sıçramadan nasıl söndürülemiyor İstanbul göbeğinde? Ve aynı anda 10 tane çatı nasıl yanıyor birden? Akıl alır gibi değil. Çünkü bakın şu binayla, bak şu binanın şu bina ve bu bina çok uzak ve aralarında da şey de var aslında. Bir boşluk da var. Oradan oraya nasıl sıçrıyor? Aynı anda nasıl çıkıyor? Hep soru işaretleri. Çünkü bu hastanenin şu taraflarında ve bu tarafında büyük arsalar var. Bilmiyorum insanın aklına iyi şeyler gelmiyor. Evet gerçekten tarihi Rum Balıklı Hastanesi geçmiş olsun diyelim. Tek tesellimiz hiçbir insanın yaralamayıp ölmemesi. Bir daha böyle yangınlar yaşanmaması böyle büyük önlemler alınır inşallah. Herkese çok geçmiş olsun. Rum halkını
tüm milletimize tekrar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı, beğen yapmayı veya eleştiri yapmayı unutmayın. Videolarımı da sonuna kadar izlerseniz çok makbule geçer. Var olun, sağ olun. Eksik olmayın. Sağlıklı günler diliyorum herkese.